Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çok yoğun bir talep var. O yüzden sizlerle yeni bir güncelleme videosu çekmek istedim. Videomuzun konusu Megap olacak. Mega etilen şirketimizle ilgili sizlere daha önce verdiğimiz bilgileri tekrarlayacağım en merak ettiğiniz konu teknik tarafı biliyorum ama genel olarak videoyu kapsamlı olarak tekrar başlamak zorunda olduğum için kısa bir özet şeklinde gelmeye çalışacağım geçmişten bugüne. Şimdi dostlar videomuza başlamadan önce burada yer alan yorum, bilgi ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. Hızlı bir giriş yapalım. Megapolitan'ın internet sitesine girdiğimizde daha önce bu internet sitesinin güncellemesinden bahsetmiştik. Çok kötü bir internet sitemiz vardı. Sesimizi duydular sağ olsunlar ve veri olarak internet sitesini güzelleştirdiler. Şu an sadece yenileme tarafı kaldı ama e, bu tarafta da yakın zamanda bir etkileşim gelecektir. Şimdi genel anlamda MEGAP'a baktığımızda burada kurumsal tarafından hakkımızda iyi inceleyebilirsiniz. Mega Eva ve mega örme tarafında bakın kumaşlarından her şeyden görebilirsiniz. Ve konfeksiyon tarafının olduğunu mega biliyoruz. İstanbul ve Adıyaman üretim tesisleriyle hizmette olduğunu biliyoruz. Adıyaman Besne'de büyük bir istihdam sağladığını biliyoruz. Depremden etkilenmediklerini zaten paylaşmışlardı. Onun haricinde ise güncel olarak tüm videolarımızda Megap'ın işlerinden bahsettik. Ve demiştik ki Megap çok güzel özel şirketlerden bir tanesi. Ama baktığımızda hala istediğimiz tepkiyi vermiş değil. Bunların başlıca sebeplerinden bir tanesi ee, çok hani sözlerime dikkat etmeye çalışacağım burada. Çünkü şirketi beğendiğim için çok da karamsar çok da kötü konuşmak istemiyorum. Ee, patron tarafının şişseye pek fazla sahip çıkmadığını düşünüyorum. Kendi şahsine, şahsım adıma. Onun haricinde ise baktığımızda halka açıklığının yüksek olduğu bir şirket olarak biliyoruz zaten. %86'lık bir halka açıklık var. Fakat bu halka açıklık 215 milyon not da karşımıza çıkıyor baktığımızda. Aslında yani çok fazla da bir lot değil ve yine tahsisli sermaye artırım var. Bu tahsisli sermaye artırımını daha önce konuşmuştuk. Patron şirkete bir para vermişti. O yüzden tahsisli sermaye artırımına gitmiş, gidilmişti. Genel anlamda bu tarzdaki yani bu bilgilerin hepsini bizim bir önceki Megap videolarımızda bulabilirsiniz. Onu nasıl yaşayacaksınız? Youtube kanalına girdikten sonra videolar tarafından bakın burada tek tek tüm videolara geri gelebilir. Ya da oynatma listelerinden buradan oynatma listelerinden güncelleme videoları kategorimizi bulup oradan Megap tarafına hisse güncelleme videolarından Megap tarafına giriş yapabilirsiniz. Şimdi tüm bunları geçtikten sonra Megap'ın artık bu tarafını çok fazla anlatmayacağım. çünkü yatırımcılar artık Megap'ın ne iş yaptığını biliyor. O yüzden çok fazla değinmeyeceğim. Gelin birlikte bir kap tarafına bakalım. kap tarafına Megap yazıp girdiğinizde bakın şu aşağıda son 5 bildirim olarak da Megap'ın son 5 kapına bakabilirsiniz. Onun haricinde yıl bazlı şifreyi, yıl bazdaki dosyayı böyle Excel dosyasını indirip Excel olarak da bakabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi burada SPK işte mesela pahalı durumu falan genel anlamda toplu bildirimlerden sonra bakalım neyimiz var. Bir de ona bakalım. Hızlıca inelim. Kredi değerlendirilmesi gelmiş. Bu BB olarak devam ediyor. Negatif görünümle devam ediyor. Onun haricinde aşağı indiğimde yakın zamanda bir haber var mı? Hızlıca bir ona inmeye çalışıyorum. Megap'ın bu tarafta genel olarak devre kesici vesaire var. Herhangi bir şekilde yakın zamanda... Bir haberini görmüyorum zaten yatırım tarafında takip edenler daha iyi bilir Ben al unut yaptığım için çok da fazla bakmıyorum çünkü maliyetim çok düşük O yüzden de bakmıyorum çok da yüklü bir miktar elimde olmadığı için bakmıyorum bunu açıkça söylemek gerekiyor Hani herkesin kendi yatırımı kendine büyük diyebilirim Şimdi bu tarafı geçtikten sonra bu tarafta yakın zamanda bir haber yok dedik Megap'ın internet sitesinde Yatırımcı ilişkilerinde Faaliyet raporlarına bir bakalım burada neler var Henüz 9 aylık bilanço geldi mi Megap tarafında? Bir bakalım. Gelmedi. 6 aylık bilanço da kalmış. 9 aylık bilanço gelmedi. Onun da iyi geleceğini inşallah düşünüyoruz. 2022 faaliyet raporu burada. Hemen burada aşağı doğru inelim. Megap tarafında şeyi takip ediyorduk. Daha öncesi videolarında hatta sistemde dedik ki enerji yatırımları ile ilgili hissesi yok. Geçtiğimiz kap haberinde yakın zamanda da enerji yatırımları ile ilgili artık ufak ufak kap haberleri de gelmeye başladı. Yani şirkette tek istediğimiz şey var. İnsanlar güveniyor. Ama neden güveniyor? Bir enerji dönüşümü ile ilgili müthiş bir kap gelmişti. Denilmiştik işte Adıyaman Besniye şöyle enerji dönüşümü işte şöyle göster böyle şeyler kurulacağız diye bir sürü haber gelmişti. O yüzden bu taraftaki haberlerin bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz. O yüzden enerji tarafındaki haberler hissenin yükselmesinde çok 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 öncü olacaktır diye düşünüyorum. Yani yatırımcıların Piyasanın beklediği tek şey enerji tarafındaki yatırımların bir an önce hızlanması. Başka akar kakor yok. Bu 2-2-4. Faaliyetlerde bulunduğu sektör hakkında bakın burada bilgi vermişler. EVE ve EVE ürünleri ilgili ilgili. Bu faaliyet raporlarını mutlaka okuyun. Hani şimdi size hem nereden gireceğini göstermiş oldum. Hem de ben videoyu uzun tutmamak adına. Temettü tarafı zaten yok biliyorsunuz. Megap tarafın Onun haricinde aşağı doğru indiğimde yatırımlarla ilgili bir şey var mı ona bakacağım. Zaten olsa mutlaka kap tarafından takip ederdim. Önüme düşerdi ama şu an için yatırımlarla ilgili ekstra bir şey olmadığını da biliyoruz. Kap tarafında yakın zamanda bir haber yok dedik. Gelelim şimdi Fintables tarafına. En son bakın 579 milyonluk bir öz kaynak artışımız vardı. Mart'tan Haziran'a yani 6 aylık bir ançoda. 10 çeyrekliğe baktığımızda da aslında mükemmel bir çeyreklik net karda büyüme vardı. Örneğin geçtiğimiz sene 6. ayda 30 milyonluk bir kar varken o karı 67 milyonu çıkarmışız. %100'den fazla çeyreklik net karımız vardı. Bu gayet dikkat çekici ve güzeldi. Borçluluk bir tık artmıştı ama duran varlıkları, dönem varlıkları, dönem varlıklarında artış mükemmeldi. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok diye düşündük. Satışlarımız, bürüt karımız, esas faaliyet karımız, net dönem karımız güzel bir şekilde artmıştı. Şirket bilgilerinde Eda Özcan'ın patron olduğunu zaten biliyoruz. Sermayesini konuştuk. Sermayetten ve tarafında onay bekleyen tahsisli oran hala bekliyor. Rakip analizlerine bakarsak Kimya ve plastik sektöründe Megap'ı incelersek bakın Megap aslında sektör ortalamalarına göre Uygun kalan şirketlerden bir tanesi diyebilirim 7.54 FK 2.29 FDD ve 6.34 FWD fiyatlanıyor yani Megap Aslında yükselileceği zamanı bekliyor diyebilirim kaba tabirle Şimdi takas tarafına baktığımızda aslında Mayıs ayından bu yana 5 aylık bir takasa baktığımda iş vakıf ziraati görüyorum bu tarafta Takas tarafında Alıcı tarafında yatırım fonları var yatırım fonları ak İş Satıcılarda ise bu süreçte piramit oyak. Piramit elini baya baya boşaltmış. Piramit çok iyi boşaltmış ve hala e, şurada da nakit pozisyonlarda bakın takaslarda piramitin elinde yine mal tuttuğunu biliyorsun. Yani piramit ağırlıklı 33 milyonla çıkmış 34 milyon not varmış. Baya da iyi mal boşaltmış piramit bu tarafta. Bunu atlamamak gerekiyor. Piramitten sonra baktığımızda oyak boşaltmış. Sonra tacirler QMB diye geçiyor. Alan tarafında kimler var? Yatırım fonları, ak, iş, info. Bunlar ufak ufak lot topluyor. Yani takasında tutuyor diyebilirim. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği bölüme. Geldik teknik tarafına. Bakın Megap'ın daha önce tekniğini sizlerle paylaşmıştık ve artık e, takipçilerimiz Megap'ın teknik görünümünü az çok biliyor. Şu turuncu çizginin önemini daha önce belirtmiştik. Artık bu çizgiyi kaldırıyorum. Neden? Çünkü bakın Megap'ın şurada bir yükselen trendi vardı. Neresi burası? Mart 2020. Daha sonra net bir şekilde şurada teması gelmişti. Tabi bu grafik bedelli ve bedelsiz bölünmeden sonraki grafik en güncel haliyle. Burada güzel bir tepki almıştık Temmuz 2022'de. Daha sonra yine üst kanala doğru bir hedef. Üst kanaldan geriye sekti. Öyle veya böyle belli bir noktada yataya bağladı. Yatay bandın içinde hareket ederek şurada bakın mor yükselen trendimiz tekrar bizi kurtardı burada. Yani Mart 2020'de başlayan trend 2 ve 3. kez şurada Mayıs 2023'te bizi tutuyor ve şirketi yukarıya doğru tekrar atmayı başarabiliyor. Bizler bunu yakından takip ederek ne demiştik? Şuradaki yatay banttan çıktıktan sonra Megap yükselişe başlar demiştik. Zaten bu yatay banttan çıktıktan sonrası ise yukarıya doğru %68'lik bir yükseliş vermişti. 10 ayında almıştı yatay banttan. Bu yatay bant hala önemli. O neden önemli? Olası bir düşüşlerde. Ben buranın altına düşeceğini şu an için düşünmüyorum ama olası bir düşüşlerde baktığımızda bu yatay bant seviyemiz şu yükselen trend aşağı kırıldığı zaman biz tutacak seviyemiz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Hala yükselen trendin üstünde miyiz? Evet. Bir de şöyle kıyaslamak lazım. Aslında bakın Megap'ı şöyle bırakıp koyduğumuzda %23'lük bir düşüş konusu söz konusu hemen hemen endekse aynı oranda bir düşüş söz konusu diyebilirim. Bir de tam tepeden şöyle yanlış baktığım gibi. Evet şöyle %14'lük %15'lik bir düşüş söz konusu. Aslında endekste de o kademelerde bir düşüş var. Şuradaki üçgenimizi bozdu aşağıya. O yüzden artık iptal. Bundan sonrası için ne takip edeceğiz? Düşen kırılımı. Düşeni kırıp asıl yükseleceği yer 5.85 seviyesinin üzeri. Şimdi neden bunları söylüyorum? Bakın endeks aynı koordineli derken şu çok önemli. Daha öncesinde baktığımızda aslında hisselerin çoğu endeksten de daha çok aşağıya düştü. Bunları kaçırmamak lazım. Tamam mı? Bunları kaçırmamak lazım. Yani şirket o kadar çok ezilmedi bence. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Bunu iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen şuradan bakın endeksimizi de açayım ben. Endeksimizde durum ne? Biz çıkış endeksimize baktığımızda zirveden aşağıya ne kadar düştüğümüze bakalım. Şurada 8500 seviyesinden aşağıya doğru anlık olarak bugün %12 düşmüşüz. Yani endeks %12 düşerken Megap gibi bir senin %15 düşmesi bence olumlu. Herhangi bir sıkıntı yok benim için. Bunu açık yürekten söylemek gerekiyor. Dediğim gibi ben bu bilançonun da iyi geleceğini düşünüyorum. Tamam pozisyon olarak aslında şuralardan girenler vardı. 5.99 seviyesinden girenler vardı. Onların bile maliyetine çanak yaparak şurada büyük bir çanak yaparak onların maliyetini bile karşıladı. Ama şöyle de bir görüntü bakın gördüğünüz gibi mevcut. Gördüğünüzde fincan kulp görüntüsü de yapıyor olabilir. O yüzden bu formasyonun oluşması için öncelikle düşen kırılımı takip etmeli. Daha sonra da buradan yukarıya giderken Şuradaki fincan fincankul formasyonunu tamamlamasını takip etmeli. Tamam mı? Burası çok önemli. Artık şurada 5.85'i geçecek. Daha sonra gelecek burada 6.52'yi geçecek. Ondan sonra 7.35, 9, 9.88, 15 ve yukarıda 30 lira hedefimiz gelecek. Tek korktuğumuz yer neresi olacak? Bakın şunu da söylemek istiyorum. Megap ile ilgili genel anlamda yorumlarım her zaman açık olmuştur. Videolarda da genelde açık olmaya dikkat gösteririm. Hani e, ben sadece burada kendi stratejimi, kendi planımı anlattığım için yani çalışmadığında da benim için kötü bir sonuç doğurmuyor. Çünkü neden? Ben sizlere her zaman bir stop seviyesi ya da yükselişte bir hedef paylaşmaya çalışıyorum. Benim yatırım stratejim bu şekilde. Şirketin genel araştırmasını tamamladıktan sonra teknik tarafına bakıyorum. Kendi hedeflerimi veriyorum ve o hedeflerim doğrultusunda takibime başlıyorum. Şimdi bakın aslında gördüğünüzde yukarıya doğru kocaman bir yükselen takoz var. Sizin endişe edeceğiniz yer neresi biliyor musunuz? Bu takozun şu üste doğru sınırı var ya yukarıya doğru. Bu yukarıya doğru sınırın üstte kırılması. Eğer alta kırılırsa düşüş devam eder. Yatayda güçlü bir bölge ararız. Bu bölge şimdilik burası. Daha sonra şurası olabilir. Bu yükselişten sonra bizi tutacak bir fiyat hareketi. Bir fiyat topluluğu. Yani yoğun bu fiyat topluluğu lazım. O yüzden şu an Megap'ta bir sıkıntı yok diye o yüzden söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bu şu aradaki takos. Bakın orayı fırçayla belirteyim. Şu aradaki takos. Aşağı kırılırsa aşağıya gideriz. Yukarı kırılırsa yukarıya gideriz. Tamam mı? Bu takoz çok önemli. Bu takoz aşağıya doğru kırılmasın. Yani herhangi bir şekilde şu an için panik yapacak bir durum yok. Megap'ta zaten yatırımcıların çoğunun maliyeti düşük. 2 liralardan, 3 liralardan, 1 liralardan maliyeti olan insanlar var. Ara sıra yazıyorlar, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ama şu an için bence endişe edecek bir şey yok. Peki hocam her ihtimale karşı nerede stop olurum? Ben şurada 485'in altına düştüğü sürece stop olurum. Neden stop olurum? 485'in altında şuradaki yatay bant 377'ler gelebilir. Bu olası kötü senaryomuz. E, yukarı hareketlerde ise ne lazım bize? Baktığımızda 585 üzerinde bir geçiş hareketi lazım 585'ten sonra 645'lere kadar bir yükseliş gerekiyor. Tamam mı? Bunu iyi takip edeceğiz. Şu an için bulucuda bir sinyalimiz gelmiş mi? Hayır, gelmemiş. Ama yatayda da fiyat hareketimize temas etmemişiz. 4 saatlik hareketlerimize bakalım. Bir al sinyalimiz var mı? Şu an için evet ikinci alsın yerimizi üretmiş sistem. Bundan sonrası için takip etmek gerekiyor Megap tarafına. Yani ben Megap'ı kötü bulmuyorum. Bunu sakın unutmayın. Kötü bulmuyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü yükselen trendlerini bozan çok fazla hisse var. Bu hisselerin çoğu zaten köklü şirketler. Ama Megap tarafında baktığımızda o kadar ezildiğimizi görmüyoruz. Hala yükselen trend devam ediyor. Olası bir ihtimale karşı tekrar söylüyorum. 4.85 altında kol kesersiniz hiçbir şekilde bir hisseyle bağ kurmaya gerek yok. 4.85'in altında düşer. En fazla düşer geri seker onayını alır. Şuralardan geri alırsın. 3.78'lerde endeks daha çok geri gelecekse ki zaten endeks düşüşüne en az etkilenen şirketlerden bir tanesi de denilebilir. Ve yukarı yönlü harekette de 5.85'i geçeriz. Ondan sonra 6.45'i geçeriz. 6.45'ten sonra yukarıya geliriz şurada 9.27-9.80 bandına. Hani bu fiyat hareketi birazcık böyle yavaş hareket ederse tamam böyle 9.88'e üstünde kaldık geçtik ondan sonra sertleşecek hareketler. Şu anda durum bu şekilde Megap'ta. Elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. En azından kap haberlerinde takibimde zaten Megap. Ve teknik görünümü de takibimde. Şu an için tekrar sizlere bir güncelleme çekmek istedim. Çok fazla merak içindesiniz biliyorum ama e, bir savaş olayımız var. Herkesin bildiği gibi. Bir de sizlere endeksle ilgili bu konuda bilgi vereyim. Hani savaş olayımız var dedim ama bunu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar daha trend dönmedi. Herkes döndük mü dönmedik mi diye çok merak ediyor ama şu an öyle bir durum yok. Ee, şöyle bir durum var. Bakın. Şu banda zaten düşüş bekliyordum. Benim daha önceki videolarımı biliyorsunuz şurada videolarda. Nakit yok, işte sıkıntınız yok, nakitteyiz. Ondan sonra acele etme genel anlamda bakın. Altın çağı geçmeden önce altın çağı geçiyoruz ya 11 gün önce 10 gündür. Aslında bir alım yapmadığımızı söylemiştim. Genel anlamda son 6 videomuzun 4'ü zaten bu konuyla ilgili. Şimdi bize ne lazım? Onu söyleyeyim. Döneceğini nereden anlayacağız? Bakın ya trend değişecek. Bunu sakın unutmayın. Ya trend değişecek. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Nasıl trend değişecek? Şuradan yukarıdan aşağı çizdiğim çizgi var ya. Neresi burası? Şunu kalınlaştırıp sizlerin hemen gözle rengine rengini değiştireyim. Siyah yaptım. Ya siyah çizginin üstüne çıkacağız. Bu 7700 olur. Daha sonra 7600 olur. Bunu takip edeceğiz. Hiçbir şey hani mum formasyonlarını falan takip etmiyorsak. Ya da şöyle bir oluşum olacak. Bakın ne kadar kötü haber gelirse gelsin. Mesela şurada 1 iki kez bizi şuradaki 7400 seviyesi tuttu. Şimdi üçüncü kez deneyeceğiz burayı. Burası gene tutar yukarı atarsa daha sonra bir daha dener yukarı atarsa bir daha dener yukarı atarsa artık 7400'ün güzel bir baraj olduğunu düşünebiliriz. Ondan sonra tekrar dediğim gibi trend değişimini takip eder yukarıya gideriz. Bu çok önemli. Kısacası ya trend değişecek ya da artık düşmeyeceğiz. Yani düşemeyeceğiz. Ne kadar kötü haber gelirse gelsin vuracaklar yukarı alacaklar. Vuracaklar yukarı alacaklar. Bu çok önemli. O yüzden hiçbir şekilde mal almak için acele etmeyin. Benim de şu an portföyümde %45'e yakın hissem var ama nakitte olduğum pozisyonlarım da belli. Çok acele ediyorsunuz. Acele etmeyin. Dolar tarafına baktığımızda bakın dolar tarafında da biliyorsunuz demiştim ki ikili tepe yaptık. İkili tepene şu sarı çizgili onayını aldık. Bunun birinci hedefi 267 dolar, ikinci hedefi 258 dolardı ve şuraya bir kutu bant attık. Bu kutunun hemen üzerinden bir temasımız geldi. %1'e yakınlık bir noktadan temas geldi ve yukarıya doğru fiyat hareketi geldi. Şu an kutunun için doldurmaya doğru geliyoruz. Bunun altına bile düşse dolar tarafında benim için bir problem yok. Neden? Çünkü acele etmiyorum. Bakın şurada onay almadan yükselmişiz. Gelsin buradan onayını alsın tekrar yükselsin. Bir sıkıntı yok. Neden? Çünkü benim yukarıda 400 ve 486 dolar hedefim var endekste. Bu buradan yukarıya kalkarsa %104'lük getir yapar. Daha yakın zamanlardan şuradan kutunun içinden kalkarsa yukarıya doğru %90'lık getir yapar. Endeksin %90 gittiği yerde hisselerimizin çoğu 2x, 3x belki 4x verecek şirketler olacak. 4 katı portföy katlayacak şirketler olacak. O yüzden zaman sadece araştırma zamanı. Eğer ben gün içi hala takip edemiyorum, çok şey kaçırıyorum diyorsan da Biliyorsunuz canlı yayınlarda da bahsediyorum. Katıl grubumuz var. Buradan katıl grubumuzuna, katıl grubuna abone olabilirsiniz. Daha sonra abone olduktan sonra buradan topluluk tarafından katıla özel kapalı linkimizi buradan bulup giriş yapabilirsiniz. Onun haricinde şunu hatırlatmak istiyorum. Katıl tarafında sadece borsa konuşuyoruz. Herhangi bir şekilde sohbet, muhabbet yok. Sohbet edenleri gruptan atmak zorunda kalıyorum. Ve hocam ben sohbet etmeden duramam. 2-3-5 kelam ederim dersen de burada hakkında tarafından Borsa halim chat olarak Telegram kanalımıza ücretsiz sohbet kanalımız var. Bu tarafa da giriş yapabilirsin. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, bereketli olsun.